اصطفاه حبيبا طبيعا
Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz hem eşini hem de amcasını kaybetmenin hüznünü yaşıyordu. İşte o yıllar içerisinde hiçbir ümmete, hiçbir ümmetin peygamberine nasip olmayan şeref bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e nasip oldu. Allah Azze ve Celle hiçbir vasıta, hiçbir engel, hiçbir şey arada olmaksızın aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i bir gece Mekke'deki Mescid-i Haram'dan ilk kıblegahımız Mescid-i Aksa'ya, oradan da bir binek vasıtasıyla göklere yükseltti ve makamına kabul eyledi. Orada aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e değişik sahneler gösterdiler. Dünya hayatında yapmış oldukları kötülüklerin cezasını gösterilen alem orada kendisine gösterildi. O gece alemlere rahmet olarak gönderilen aleyhissalatü vesselam Efendimiz müminlere, biz Müslümanlara üç müjde ile döndü. Bu müjdeden birincisi, Allah'a şirk koşmayan Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın onun kulu ve peygamberi olduğuna inanan herkesin cennete gireceği müjdesiydi. O müjdelerin ikincisi, beş vakit namazdı. Yüce Rabbimizin insanları beş vakit huzuruna çağırdı. Müezzinlerin hayyâle salâh, hayyâle felâh nidaları ile haydîn salâta, haydîn felâha dediği o namazdır. Yüce Rabbim şu Miraç gecesi hürmetine, Miraçlar bize müjdelenen namaz hürmetine, hem şahsımız adına, çoluk çocuğumuz, ailemiz adına, namazına, beş vakit namazı kendisine şiar edinen, dert edinen müminlerden bizleri eylesin inşallah. İsra olayının, Miraç olayının bir diğer müjdesi ve üçüncü müjdesi ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a verilen, hepimizin amenâ Resulü olarak bildiği Bakara Suresinin son iki ayeti kerimesidir. Bu ayeti kerimelerde Yüce Rabbimiz kendisine inanmayı, ahiret hayatını, kulunun çekemeyeceği yükü kendisinin yüklemeyeceğini ifade ediyor bu ayeti kerimelerde. İnşallah hep beraber vakit ayıralım. Çoluğumuzla çocuğumuzla beraber Yüce Rabbimizin Kitabullah'ını okumaya gayret edelim. Yüce Rabbim tekrar uzaktan yakından buraya teşrif ederek bu mübarek gecede bizlerle beraber olan siz aziz kardeşlerimizden hem dünyada hem de ahirette razı olsun. Emrettiği şekilde bir hayat sürebilmeyi Yüce Rabbim bizlere ve sizlere de nasip eylesin. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi, elimizden, dilimizden, gözümüzden, kulağımızdan vesaire azalarımızdan bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz kelime, küfür, isyan, hata, her ne varsa ya Rabbi, biz onların cümlesinden tövbe ettik, rücu ettik, bizleri bağışla Allah'ım. İlahi ya Rabbi, bizi sırat-ı müstakim üzere daim eyle, şeytanın kalbimize girip bizi saptırmasına fırsat ver, gönlümüzdeki İslam nurunu söndürmek isteyenlere fırsat verme. İlahi ya Rabbi, hakkı... Abi sen aldın. 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 Abi sen aldın.